Hakan Özdemir'le teknolojinin Üsküdar Üniversitesi Televizyonu'ndan Film Karesine Sığmayanlar programından tekrar merhaba. Ayşe Türk yönetmenim ve Ömer Faruk Onat'la birlikte yine size bu dönemde film karelerini anlatmaya ve film karelerinin bize neler getirdiğini aktarmaya çalışacağız. Tabii ki film karesini zorlamak, film karelerini anlamaya çalışmak yapanlar, yönetenler, yazanlar açısından çok önemli olduğu gibi bu film karelerine bakanları ve oradan kendilerine anlam çıkarıp hayatlarındaki karelere aktarmayı düşünenler için daha önemli hale geliyor. Bizler için bu kareleri aktarabilmek ve bu karelerden anladığımızı paylaşmak ve bunlarla birlikte hayat karelerimize yeni tanımlar, yeni bakış açıları sağlamak hedefimiz. Yine bu senede benimle birlikte gerçek kareleri anlamaya çalışarak senaryolar, yönetmenler ve bu karelerin anlamlarını taşıyacak olan arkadaşım Enes Akdağ, hoş geldin. Hoş bulduk. Yönetmen Enes Akdağ. Ve bugün de konumuza uygun olarak çocuk haklarını, çocuk oyuncu veya genel olarak bütün oyuncu haklarını konuşacağımız konu için davet ettiğimiz Kaan Ürkmez var. Hoş geldin. Hoş buldum. Ve bizim bu konudaki çalışmaları sizinle birlikte yorumlamak istememizin sebebi de öncelikle film karesini yapmak gerçekten çok zor. Film karelerini yapanların, yönetmenlerin, senaristlerin ve burada çalışanların, film karelerini aktaranların bir iş olarak düşünüldüğünde gerçekten çabalarının ve gayretlerinin ve onların çektiği sıkıntıların büyük bir olay olduğunu ve insanların hayatlarını etkilediğini ve ortaya çıkan karelerde de çok büyük etkileri olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ilk program olarak sizinle birlikte karar verdik zaten. Oyuncu hakları, oyunculuk nasıldır? Oyunculuk gerçekten bu kareleri vücuda getirmek için nasıl bir performans getirir? Bunları konuşacağız. Sen Enes bu konuda ne demek istiyorsun? Film karelerini nasıl oluşturuyor oyuncular, yönetmenler ve senaristler? Bununla ilgili başlayabiliriz. Ya ben öncelikle şey söyleyeyim. Böyle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününden tam bir gün sonra bu programı yapabilmek de güzel bir şans oldu benim için. Hatta keşke dün yapabilseydik, öyle söyleyeyim yani. Nokta atış bir tercih oldu diye düşünüyorum. Ben şöyle söyleyeyim, hani çocuk oyuncu nezdinde değildi, genel olarak oyuncular nezdinde. Oyuncular bir yönetmen için temel taşıyıcı öğedir. Yani bir filmi film yapan en temel unsur oyuncudur. Dolayısıyla en sancılı süreç de kast seçimidir, oyuncu seçimidir. Bir rejiyi seçerken telafisi vardır. Reji gittiğinde yerine alternatifini anlık olarak bulabilirsin. Fakat oyuncu için aynı şeyi yapamazsın. Dolayısıyla bir yönetmen ile oyuncunun ilişkisi en temel, en kutsal ilişkidir set esnasında. Fakat öte yandan bir de madalyonun şu tarafı var ki bu kadar önemsiyoruz, bu kadar hani temel taşıyıcı öğe diyoruz, olmazsa olmaz diyoruz. Fakat gerçekten hak ettiği değer acaba veriliyor mu? Yani genel olarak oyuncular nezdinde. Tabii ki buna yönetmen ne kadar değer veriyor, bir de prodüksiyon tarafı, prodüksiyon şirketleri ne kadar değer veriyor tarafından bakabiliriz. Ben yani genç bir yönetmen olarak genç oyuncularla, çocuk oyuncularla çalışmaktan çok keyif alıyorum. Eksisi oluyor mu, artısı oluyor mu diye sorulduğunda moral motivasyon açısından artısı oluyor. He, ama çalışma koşulları açısından zorlayıcı şeyler oluyor mu? Oluyor. Aslında bugün bizim temelde tartışacağımız nokta da bu. Hani bizim bilmediğimiz çalışma koşulları neler? Genç çocuk oyunculara yönelik neleri insanlara anlatmamız gerekiyor ve nelerin değişmesi gerekiyor? Ben teşekkür ediyorum tekrardan. Hani özellikle bu konuya yönelik bana söz hakkı verildiği için. Kaan da benim bu kariyerimin başlarında kısa filmimde yer alan çok sevdiğim bir, hani oyuncudan ziyade artık abi kardeş ilişkisine geçtiğimiz genç oyunculardan bir tanesi. Onun tecrübeleri bilhassa belirleyici olacak diye düşünüyorum. Evet, gerçekten kareleri hazırlarken gerçek ve hayata dair bir şeyleri aktarabilmek için o şartların da çok uygun olması gerekiyor. Oynayan oyuncuların, değil mi? Hepsinin ayrı ayrı bir emek sarf ediliyor ve bir şey
ortaya çıkıyor. Çok mükemmel bir şey olması lazım ki karşı tarafta izleyici kesim de bunu anlayıp yorumlayacak bir durumda olacak. Şimdi Kaan'ın tabii oyunculuk kariyeri daha öncesinden başladığı için hem çocukluk ve hem gençlik arasında bir geçiş döneminde olduğu için çok tecrübeli en azından bu konuda. Kaan, nasıl başladın oyunculuğa? Nasıl oyuncu olmak istedin? Öncelikle oradan başlayabiliriz. Ben 2008-2009 yıllarında oyunculuğa başladım. İlk başta yani o yaşlarda kaç tane meslek var, hangi meslekler var, ne olmak istiyorsun sorduklarını zaten bir polis olmak, bir polis diye biliyordun. Öyle diyordun. Babam dedi bir ajansa gidelim dedi, işte oyunculuk. Biz gitmiştik. Ondan sonra bir ajansa kaydolduk. Sonra hep seçimlere gidiyorduk işte kazanmak için. Hep gittik, hep çabaladık, eğlendik, gene gittik. İkinci aşamaya geçtik, eğlendik. Hiç yılmadık babamla birlikte. Ondan sonra en sonunda bir reklam filmi kazandım. Ve o zaman başroldüm reklam filminde. Baktım bu set ortamı, yani çalışma şartları biraz zor. Ama yani o kameranın beni çekmesi, herkesin gözü benim üstümde olması, benim orada rol yapmam. Ben oyunculuğu çok sevdim o anda. Yani daha fazla sevdim. Artık babamdan ziyade ben istemeye başladım yani. Ben daha çok istemeye başladım. Ondan sonra işte buralara kadar geldim. Ümitsizliğe düşmedin dedin değil mi? Sürekli hani oyun seçimleri, evet, sırasında, kast sırasında böyle bir tercih edilmeme durumu olduğu zaman tabii çok küçüktün o zaman. Ümitsizlik ya da böyle bir küskünlük oluşuyor muydu? Oluşuyor. Mesela hep gidiyorsun olmuyor, gidiyorsun olmuyor, gidiyorsun olmuyor. Diyorsun en sonunda baba olmuyor işte, yarın gitmeyelim. Mesela üşeniyorsun bazen veya o gün başka bir işin oluyor. Gitmek istemiyorsun. Ama iyi ki gitmişim. Evet. Aslında bu durumlarda tabii çocuğa bir, yani çocuk oyuncuya ya da böyle bir oyuncu talebi olduğu zaman bununla ilgili destek ve psikolojik destek, en azından bugün olmazsa daha sonra olur diye bir ümit vermek, senin baban var destekçin. Bunu, evet, biliyoruz değil mi? Gayet planlı ve programlı bir şekilde arkanda duruyor ve destekliyor. Ama bunun dışında olmadığı zamanlarda böyle çocuk oyuncularla karşılaştığında nasıl zorluklar oluşuyordu? Yani sen ümitsizliğe kapılmadın çünkü baban bir daha olur diye seni teşvik etti, ama bazı aileler çocukları mesela zorluyor ya da bu ümitsizlik karşısında gerçekten güzel bir destek veremiyor. Bu konuda şahit olduğun şeyler oldu mu? Yani ailesi isteyip de çocuğun istemediği olay kast aşamasında çok karşılaştım. Hı hı. Yani bence her çocuğun yani kendi bir yeteneği var, kendi bir isteği var. Onların isteği üzerine onlar için çabalasalar bence onlar daha iyi bir yere gelir diye düşünüyorum. Yani her çocuk için bu geçerli değil, değil mi? Ailelerin bunu istemiş olması, zorlama safhasına geçtiği zaman artık bir çocuk hakkına giriş oluyor. Sonuçta çocuk ileride yani kendi mesleğini yapacak, babası onun yerine çalışmayacak. Evet. Yani o ayrı bir fert, ayrı bir insan, ayrı bir duygusu var, ayrı bir hayatı var. Bunu kabul etmek anne babalar için maalesef çok zor. Ve kendi isteklerini, olmak istediği bir yerde değil mi? Yani artist olma ya da meşhur olma, evet, halini onda yaşamak istiyor. Ama herkes için bu geçerli değil. Ama senin için böyle olmuş değil mi? Oyuncu olmak senin için özel bir şey. Neler hissediyorsun? Yani oyuncu olduğun... Hani oyuncu olmanın sana getirisi ne oldu? Hani özellikle oyuncu oyununu ortaya koyarken seni nerelere götürüyor, nerelere taşıdı? Mesela çok iyi insanlar tanıdım. Güzel. <Evet. gülüyor> Keyifli dakikalarım oldu. Mesela babamla sete gittiğim zaman unutamayacağım anlar oldu. Annemle gittiğim zaman unutamayacağım anlar oldu. Mesela ileride belki çocuklarıma anlatacağım çok güzel zamanlar geçirdim. Evet. Çok iyi oldu bence, yani iyi ki oyuncu olmuşum. Eğitim gibi aslında değil mi? Hayatın eğitimi gibi. Oradaki rolü kendin aktarabilmeye çalışmak da ayrı bir eğitim. Ama o şartlarda, şartlar zor. Bunu biliyoruz değil, evet, mi? Yani gerçekten bütün çalışma şartları zor aslında. Bütün çalışma şartlarında her şey yerine geliyor mu bilemiyoruz. Yani mümkün de değil herhalde, ama en azından bu şartlara uygun bir ortam hazırlanıyor. Yani en azından bu talep var. Ama tabii ki
çocukların şartlarının zor olduğunu sen de yaşamışsındır ortamında. Neler var mesela, zorluklar neler? Zorluklar bence mesela uçurum sahnesi olduğu zaman çocuk mesela sabahtan akşama kadar çalışıyor çocuk. Gece uçurum sahnesi var. Evet. Yani o yorgunlukta bir an baş dönmesiyle yani başına kötü bir şeyler gelebilir. Soğuk sahneler oluyor. O zaman içlik falan giydiriyorlar. Ama gene de çocuğun ne kadar ısındığını, ne kadar üşüdüğünü bilemezsin yani. O çocuk da yani kendini, ben de başlarda mesela böyle konuşamıyordum, kendimi ifade edemiyordum ilk başlarda. Mesela üşüdüysem üşüdüm diyemiyordum. Evet, çok zor. Çocuk onlar da zor. Benim üşüyüp üşümediğimi bilemedikleri için ben üşüyüp hasta oluyordum, onlar da bilemiyorlardı. Yani başta bence çocuğun kendini ifade edebilmesi de önemli. Üşüdüğü zaman üşüdüm diyebilmeli, acıktığı zaman acıktım diyebilmeli. Bunu şimdi annesi zorlayarak gelen çocuk için zor da, hani kendi tercihi yapan bir çocuk için oyunculuğu belki rahat söyleyebilir ama önceden bir psikolojik destek gerekiyor mu bunu ifade edebilmesi için çocuğun? Bence çocuk yabancı bir kişiyi dinlemez diye düşünüyorum. Yani ailesine söylemeli, ailesi ona aktarmalı. Bu şekilde bir diyalog. O zaman biraz daha geri gidiyoruz. Anne baba eğitimi gerekiyor bu konuda değil mi? Yani anne babanın çocuğunu bu noktada anlayıp dinlemesi gerekiyor ki bu eğitim herhalde tek çocuğa ait bir şey olmasa gerek değil mi? Setlerde yaşanılan sıkıntıların çözümü için anne babanın da çocuğa karşı olan bir hakkı olduğunu anlatmak gerekiyor anne babaya. Onun ifadesi için bir diyalog kurma çabası gerekiyor. Bu var mı? Mümkün mü şu ana kadar gördüğün ortamlarda? Mümkün oldu mu yani? Ya bence bizim yani annelerimiz, babalarımız bence yani ben büyüğüm, benim dediğim olsun diye düşündükleri için mümkün biraz olmaz. Kendilerini değiştirmeleri lazım diye düşünüyorum. Yani. Evet, herkesin kendini değiştirmesi lazım. Buradan başlangıç olur, ümit ediyoruz. En azından başka bir fert, başka bir insan olduğunu her ortamda görmek lazım herhalde. Bu noktada bir gayret sarf etmek lazım. Sen oyuncu hani kariyerinde mesela bu noktada geldiğin yerde seni yönlendirirken önceden bir çalışma yapılıyor mu? Oyun rolünü almadan önce ya da baban daha ilgili, aileden birinin olması çok iyi de seni hazırlarken psikolojik olarak bir destek oluyor mu? Mutlaka oluyordur da dışarıdan birisiyle. Dışında. Yani sete girmeden önce psikolojik aldığım destek mi? Evet. Ben zaten psikolojik olarak daha mutlu oluyorum. Hazır oluyorum. Diyorsun. Evet, hazır oluyorum. Yani elinin tersiyle itiyorsun yani gelenleri de gelmesinler. İhtiyacın olmuyor diyorsun. İhtiyacım olmuyor çünkü yani benim başta babam var. Yani evet. Babam benim psikolojimi çok iyi yetiştirdiği için ben bu saatten sonra da yani psikolojik desteğe ihtiyaç duymuyorum. O yüzden bence çocuk oyuncuların ailesi tarafından motive edilmeli bence moral ve motivasyon açısından. O zaman daha büyük eğitimi aileye vermek gerekiyor burada herhalde. Evet. Hem haklar açısından. Aslında bu hani set ortamını hazırlamak, zor şartları hazırlamak için bile ailenin eğitimi gerekiyor aslında. Öncelikle hangi haklara sahip olduğunu değil mi bilmeleri açısından ya da çocuklarını koruma, kollama açısından. Peki şimdi aileler korkuyor olabilir mi? Benim oyuncum, yani çocuğum seçilmez. O yüzden ben sesimi çıkartmayayım, çocuğum sesini çıkartma gibi böyle şeyler yaşanıyordur değil mi setlerde de? Hani beğenilmezse, tercih edilmezse diye. Tabii o set safhasından önceki aşamada, kast aşamasında. Belki yaşanabilecek bir şey. Diyelim seçildi. Evet. Hani olumlu seyretsin, o şekilde düşünelim. Diyelim hani seçildi, rolü de var. Fakat set esnasında bir olumsuzluk yaşadı. Kaan da az önce dedi mesela ben hani sevdiğim için kendim söyleyebilirim. Hani evet, üşüdüğümü vesaire ama söyleyemeyenler var diyor. Mesela bazı sahnelerde bunu Parla Şenol diyor. Hani çocuk oyuncu bir nesne yere düşüyor diyor. Ve hani istemsizce gülüyor. Çünkü oyuncu değil sadece. Çocuk oyuncu o. Evet. Hani çocukluğundan kaynaklı bir reaksiyonla gülüyor. Güldükten sonra haliyle bakıyor, çevremdeki kimse gülmedi. Ben yanlış bir şey mi yaptım ya diye düşünüyor. Hı. Şimdi set atmosferinde herkes çok ciddi ve hızlı olmak zorunda olduğu için
açıkçası insanların çok duygusal gelişimleri vesaire göz önünde bulundurulmuyor. Yani buna oyuncuları da dahil etmek üzere. Bu noktada da mesela az önce konuştuğumuz gibi çocuk oyuncular hissettiği, yaşadığı olumsuz şeyleri anlık olarak aktaramıyorlar. Evet. Daima bir telaşe hali var ve çözüm üretmek, anlık çözüm üretilmesi gerekiyor. Bir sürü sorun varken bir de küçücük bir çocuğun sorunu açıkçası reji ekibinin, yönetmen ekibinin öncülüğü haline gelmiyor maalesef. Evet. Yani ne oluyor mesela? Benim yakından tanıdığım bir çocuk oyuncu vardı. Geçtiğimiz sene Teoga hazırlanıyordu. Aynen şu manzara. Yani hani ders çalışması lazım. Öncesinde sete çağrılmış. Ama ders çalışması da lazım. Yani hani en büyük ikilem açıkçası. Eğitim hayatı ve oyunculuk hayatı. Hani bunun ikisi nasıl dengelenebilecek? Dolayısıyla burada da aslında hem ailenin hem prodüksiyon şirketinin bir şans tanıması gerekiyor. Esneklik vermesi fırsat gerekiyor. Vermiş. Fırsat vermesi gerekiyor. Aynen şu manzara. Herhangi bir karavan yok çocuk için. Hı-hı. Kesinlikle. Set önceden çağrılmış, çocuk bekliyor. Bu zaten ayrı bir fiyasko. Yani. Evet. Ve çocuk aynen şu şekilde çalışıyor. Beyaz plastik masalar, sandalyeler oluyor ya, hani evet, piknik şeyleri gibi. Oraya oturuyor kendisi getirdiği şeyinde. Hani herhangi birisi de gel buyur, karavanda çalış gibi herhangi bir şey demiyorlar. Sen ne yapıyorsun gibisinden de bir şey demiyorlar. Tek başına orada dışarıda masanın üstünde çalışmaya kendisi didiniyor yani. Şimdi şöyle bir şey var. Çocuk oyuncuların eğitim hayatının olduğunu unutmamaları gerekiyor. Erkenden sete çağıracaklarsa onun gelen kişinin çocuk olduğunu unutmayıp onun için sıcak bir ortam, onunla daima ilgili olabilecek birisi. Burada kesinlikle tek bir görevi, tek bir kişiyi, mesleği işaret etmiyorum. Yani bu pedagog da olabilir, oyuncu koçu da olabilir, ailesi de olabilir, rejiden birisi de olabilir. Kesinlikle bu ilgilenmeli diye bir şey yok burada. Evet. Ama en temel kriz noktası bence artık metalaşmaya başlaması. Yani çocuk o ön ekin sanki hiç olmadığını düşünüp sadece sıradan, normal, yetişkin bir oyuncu gibi davranılmaya başlanması. Halbuki aynı koşullara sahip olmamalılar zaten. Yani evet, öyle bir şey gerekiyor. Mesela aynı saatte, aynı saat aralıklarında çalışılmamalı. Daha öncesinde belki sete çağrılmamalı. Daha fazla desteğe ihtiyacı olmaları. Araların çocuklar için daha fazla olması gibi gibi gibi. Bir sürü hani kriz noktası, hatta hala çözülememiş sorunlar var. Evet. Aslında işin kendisinin de getirdiği bazı sorunlar oluyor değil mi? Bir anda teknik sorunlar çıkabiliyor. Yani film çekmek de çok zor bir şey. Eksik bir şeyler ortaya çıkıyor. Ya da oyuncuda, diğer belki büyük oyuncularda tekrarlanması gereken sahneler oluyor. Yani istenilmeyen şeyler de değil mi? Mutlaka yaşanıyordur. Bir saatlik çekim bazen hani senin de bahsettiğin gibi birçok saatlere yayılabiliyor. Hı-hı. Bunun içerisinde değil mi çocuğun ya da diğer oyuncuların da aslında ona göre bir ortamın daha önceden hazırlanmış olması kesinlikle gerekiyor. Aynen öyle. Ya bu noktada plan ve programın çok iyi yapılması lazım. Yani bir yönetmen bunu yapmalı. Kim yapmalı burada? Bir yönetmen yapmalı mı? Evet, yönetmen inisiyatifinden ziyade öncesinde prodüksiyon şirketinin hassasiyet olması gerekiyor. Özellikle bu noktada. Aynen. Şimdi şöyle bir sorun var. Hani bu aslında sinemanın icadından itibaren aklı kurcalayan bir şey. Hep şey denir, çocuk oyuncular ve hayvanlarla çalışmak çok zordur. Hani hakim evet, olabilmek, yönlendirebilmek evet, vesaire. Ve o yüzden de çok tercih edilmez ki 2000 sonrasında bu bertaraf oldu. Öncesinde tabii böyle bir durum söz konusuyken, şimdi birden çocuk oyuncular çok rağbet görürken şey olmaya başladı. Ya biz artık bir çocuk oyuncu da değil, birden fazla çocuk oyuncu tercih etmeye başladık da. Evet. Yönetmen ekibi, reji ekibi olarak bunların hepsiyle nasıl ilgilenebileceğiz dedi. Yani yönetmen kendine sordu, ben hepsinin yanına nasıl gidip teker teker oyun vereceğim? Hani o kadar zamanım olabilecek mi benim? Ya da hepsiyle aynı şekilde, aynı samimiyetle ilgilenebilecek miyim? Denildi ve ortaya yeni bir kavram çıktı. Çocuk oyuncu koçu. Evet, güzel. Şu zamana kadar ait olmayan bir şey. Yani sinemanın icadından beri düşünüyorsun, böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Bu 2000'lerden itibaren ortaya çıkan bir şey ve neden var olduğu sorguluyorsun. Tek bir sebep aslında, en temel sorun şu: yönetmen ekibinde biten bir şey. Evet. Neden?
birebir gidip çocuğa vakit ayıramayacağını düşündüğü için başka birisine topu atıyor. Aslında kendisinin söyleyebileceği şeyi çocuk oyuncu koçu söylüyor. Çocuk oyuncu koçuna söylüyor. Pardon. Çocuk oyuncu koçu tekrardan ikinci bir merci olarak oyuncuya gidiyor. Şöyle bir şey anlatayım bununla ilgili. Aslında bunun bence yanlış olduğuna yönelik bir örnek. E.T. filmi çekilirken bu hani en büyük örneklerden bir tanesidir. Stüdyo Steven Spielberg'e gelip diyor ki şimdi 1980'lerden bahsediyoruz. Yani hani çocuk oyuncular revaçta değil şu anda. Büyük bir risk çocuk oynatmak Amerikan stüdyo sisteminde. Sen ne yapıyorsun diyorlar. Hani çocuk tercih etmişsin de sen bu çocukla ilgilenebilecek misin ki? Yani zor bir işe giriyorsun. Hani bize yük olur gibisinden stüdyo söylüyor yapım şirketi. Diyor ki ben kendim hallederim olur vesaire diyor. Sonrasında bir şartla diyor. Spielberg'e şöyle diyorlar. Sana birisini yönlendirelim. Birisi dediği kişi aslında bir aracı kişi çocuk oyuncu koçunun varlığından bahsediyor. Spielberg o zaman reddediyor. Diyor ki benim asıl hani büyülü performans, hani çocuk oyuncuyu filmi başarıya götürecek şey yönetmenin utana sıkıla yırtına yırtına bir şekilde oyuncusuna vakit ayırıp birebir oyun verebilmesidir diyor. Ve E.T. çekiliyor ve patlıyor. Yani bunu Amerikan stüdyo sisteminde bile ortaya çıkmaya çalışılan bir şey Spielberg tarafından reddedilip, iyi ki de reddetmiş ki şu anda E.T. gibi muhteşem bir filmi defalarca seyredebiliyoruz. Böyle bir örnek varken 2000 sonrası bilhassa Türk sinemasına ve ticari işlere baktığımızda, bilhassa komedileri göz önünde bulundurarak söylüyorum. Çocuk oyuncu koçu var. Evet. Çocuk oyuncu koçu var. Tamam diyorum ki bazen iyi ki var diyorum. Ama acaba diyorum hani gerçekten çocuk üşüdüğünü, sınava çalışacağını, canının sıkıldığını, belki setten birisinin kendisine kötü davrandığını, ağlamak istediğinde belki yanında ağlayamadığını, çocuk oyuncu koçuna gerçekten söyleyebiliyor mu? Anlatabiliyor mu? Yani çocuk oyuncu koçları gerçekten bu kadar yakın mı oyuncularına? Evet. Ya da işte burada aile devreye giriyor o zaman. Ailenin de değil mi oyuncu koçuyla ciddi bir iletişim halinde olması gerekiyor. Ya da çocuğunu çok iyi tanıyan bir aile olması lazım ki çocuğunla ilgili değil mi bu noktada. Ama tabii yine de eksikler oluyor herhalde. Bütün bu şartlar çünkü kısa sürede bitmesi gereken bir şey var. Yine şartlar yani piyasa filmi ya da para getirecek filmlerin dışında bunun için ayarlanan bütçe her zaman değil mi filmler için çok az oluyor genelde. Yani çok az şeyle çok şey üretmek gibi bir çaba gerekiyor. Bu şartlar içerisinde olsa bile yine biz bu hakların göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz değil mi? İnsan çünkü burada malzeme insan. Her türlü insan. Şimdi bu insanlar tabii ki bu yaşadıktan sonra kendi hayatları var. Bir de film esnasında yaşadıkları hayat var. Ve onun aktarılması var. Yani çok girift bir şey. Yani birbirine geçmiş bir hayat gibi. Burada gerekiyor bence. Hem oyuncu koçu, hem psikolog, hem aile. Herkesin bu konuda çok dikkat etmesi gerekiyor. Düşünmesi gerekiyor. Bu çünkü sonradan çocuğu hem sosyolojik, hem psikolojik, hem hayatını da etkiliyor. Seni nasıl etkiledi Kaan? Şimdi sen hani bir yerlerde çıkmış olmanın işte gururu, haklı gururu, böyle etraftan teşvik, güzel şeyler seni nasıl etkiledi? Sonradan bir çöküntü ortaya koydu mu? Üzüntü ya da sözle eleştirilere nasıl karşı çıktın? Nasıl cevap verdin? Eleştiriler çoğunlukla yaşıtımdaki önyargılı insanlardan oluyor. Kendi arkadaşlarından. Yani genelde. Beni tanımayan tanımayanlardan. İnsanlar. Evet, evet. Hani mesela mesela böyle oyuncu olmuş ne olmuş yani böyle çok havalı gibi böyle ithamlarda bulunuyorlar. Mesela önyar ama beni tanımadıkları için. Ama beni tanıdıktan sonra da şöyle diyorlar. İşte ya kanka ben böyle diyordum falan ama sen öyle bir insan değilmişsin falan filan. Hep bunlarla çok karşılaştım ben. Evet, herkesin algılaması başka oluyor tabii. Evet. Farklı açılardan. Ama kendini tanıtmak tabii çok yani milyonlara tanıtmak çok zor olsa gerek. Ya bu senin etkiledi mi psikolojik olarak yani engelledi mi? Yok ben bu işi yanlış yapıyorum gibi düşündüğün zamanlar oldu mu? Üzüldün mü? Psikolojik olarak bir ara bir tane dizide çıkmıştım. O zaman çok fazla mesaj geliyordu. Evet. Çok o zaman çok tanınmıştım.
İşte orada herkese cevap veremiyordum. İşte bazıları kötü şeyler yazıyordu, bazıları iyi şeyler yazıyordu. Evet. Mesela o zamanlar psikolojim biraz şey olmuştu açıkçası, yani böyle kendimi böyle büyük görmeye başlamıştım. Ama sonradan düşündüm işte ben, yani sonra mantıksız buldum. Evet. Geri düzeldim. Ama tabii bununla ilgili babanla konuşuyorsundur. Yani en azından çevrende sana destek verecek insanlar var, bu durumu atlatabilecek şekilde. Yani bazen iyi oluyor, bazen değil mi? Çok yani iyi bir rolden sonra daha kötü bir rol ya da sana göre küçük bir rol olabilir. Bununla hani yani yine aynısını beklenti içerisinde oluyor musun? Yine bundan daha iyisini yapayım derken küçük bir rolde kabul edebiliyor musun? Böyle bir psikoloji iniş çıkışlarında hani sende bir rahatlık var mı? Yani yoksa oyunculuk benim için yeter mi diyorsun? Ya mesela başrolü oynadıktan sonra böyle hani bölümlük dizilere gitmiyorum aslında fazla pek. Hı hı. Ama böyle onun bir üstü işte yardımcı karakter falan olduğu zaman ben oyunculuğu severek yaptığım için hani o ortamda daha fazla bulunmak istiyorum. Evet. Hani böyle kullanılıp atılmak istemiyorum. Ben o ortamda olmak istediğim için. Evet. Güzel bir şey aslında değil mi? Oyuncu olmakla yani oyun tercih etmek ya da rol tercih etmek arasında bir yol ayrımı var. Sen bu noktada kendini gerçek bir yere koyduğunu düşünüyorsun değil mi? Evet. Yani oyunculuğu sevdiğin için yapıyorsun. Sevdiğim yani için. Önemli birisi olmak, meşhur olmak ya da birileri tarafından takdir görmek için değil aslında değil mi? Bu eğitim sürecini tamamladın bu noktada. Bu önemli bir şey. Çünkü bazı çocuk oyunculardan hani okuduğumuz kadarıyla böyle sonradan işte üzüntü duyduklarını, oyun sırasında ya da filmin gündemde olduğu zaman, vizyonda olduğu zaman takdir görüp işte teşvik alıp ondan sonra çok arandıktan sonra çocuk oyuncuların sonradan ağlayıp üzüldüklerini, artık bizi kimse aramıyor diye okuduğumuz yazılar var. Üzüldüklerini söylüyorlar. Bunun için bir oyunculuk eğitimi gerekiyor bence. Hani oyunculuk değil mi? Kavram oyuncu olmak nedir? Yani meşhur olmak için oyuncu olunur. Hani nasıl? Ne senin için? Bu bir yol ayrımına gelmiş değil mi? Normalde. Yani benim için bu meslek. Hı hı. Ben tiyatro eğitimi almıştım. Hı hı. İşte oyunculuğa ilk başlayacağım zamanlar. Mesela tiyatroculuk da yapabilirdim. Ama ben oyunculuğu seçtim. Sevdiğim için. Tiyatro ile oyunculuk arasında sende nasıl bir ayrım oldu? Öyle bir geçiş yaptın. Tiyatro biz sergilemiştik. Tiyatro evet. Çok zor. Evet. Hani sesini iyi kullanman gerekiyor. Çünkü en arkada oturan insan da seni duyacak. En önde oturan insan da seni duyacak. Bir de yani böyle hata yapma şansın yok. Biz kulisteyken mesela bir tane abla vardı. Cümleyi yanlış kurmuş, kulisin arkasına gelip yanlış kurdun diye telaşlanıyordu. Halbuki seyirci bilmiyordu yani orada ne demesi gerektiğini, ne yapması gerektiğini. Çok zor o yüzden. Mesela en ufak bir heyecana takıldığın zaman yanlış yapabiliyorsun. O yüzden herkes birbirini kurtarmaya çalışıyor. Evet, aslında tiyatrocu hani geçmişi olmak iyi bir oyuncu için temel ve bence belki arada bütün oyuncuların devam etmesi gerekiyor. Yani çünkü belki de oyunculuğa gerçek hedefi veren değil mi? Tiyatro yani geçmişi olanlardan bir kavramsal çalışması varsa eğer. Değil mi? Böyle bir. Ama oyunculuk tiyatrodan çok farklı aslında. Evet, ayrımı şu. Ayrımı anlamaya çalışıyorum sizin tarafınızdan. Ayrımı anlatabilirsiniz. Nasıl yani? Daha mesela kolay. Tiyatroya yatkın bir insan bence oyunculukta alışmıştır onun sesi. Evet. Çok sesini yanlış kullanır yani sinemada. Ha, o aynı geçiş yaparken tabii daha ki. Farklı. Mesela şey vardı, shotgun, namlu mikrofonlar. Evet. Direkt hedefe odaklanır. Mesela tam tepeden bu mikrofon, bununla oyuncunun ağzına doğru tepeden tutulur. Çok hassas olduğu için hani vereceğin tepkiyle ses tavan yapar. Dersin evet. Ki lütfen sessiz, yavaş. Hani bu, ben bunu çocuk oyuncularda da yaşadım. Evet. Hani yanına gidip dedim ki ne yapıyorsun dedim. Hani pazarda mal mı satıyorsun dedim. Ne bağırıyorsun dedim. Yani hani bu kadar şey yapmana gerek yok. Evet. Sakin dedim. Hani evet. Kaan'ın da söylediği gibi en temel sorun hani tiyatrodaki sesin varlığı, sinemadaki minimalizm. Evet. Yani mesela tiyatroda ne yaparsın? Bir sahne var. Sahnenin her köşesinde hani er meydanı denir.
her köşesini kullanmakta sorumlusun. Her köşesini kullanacaksın. Köşede oturan adam da seni görecek. En arkada oturan adam da. Aynı şekilde sesini de kullanman lazım. Şimdi böyle bir adamı düşünün. Sesini kullanmayı biliyor. En arkadaki adama ulaştıracak sesini. Sürekli bir oraya bir buraya sahnede gidiyor. O adamın birden kamera önüne geldiğini düşünün. Ve önceden kamera önü oyunculuğa yönelik bir aktı almamış. Ki zaten bunu tercih eden yönetmeni ayrı bir alkışlamak lazım. Neden tercih ediyorsun evet. diye ama. İnanılmaz kriz noktaları oluyor işte. En önemlisi ses oluyor. Evet, evet. Bir de şey vardır. Nuri Bilge Hoca da söyler. Büyük oynama. Kendinden oynama. Hı hı. Hani büyük oynar. Vücudunun her parçasını oynatır. Halbuki seyirciyi oynamıyorsun. Merceği oynuyorsun. Evet. Ya mercekte sen nasıl göründüğünün farkında değilsin. Ben bazen söylüyorum oyunculara. Diyorum ki yani bacağını sallaman umurunda değil ki. Kendin yoruluyorsun. Biz seni omuzdan yukarı görüyoruz. İstersen evet. salla. Bir karenin içerisindesin. Yani, aynen öyle. Hani temel noktalardan bir tanesi de bu. Evet. Tüm bedeniyle oynama, sesini fazlasıyla kullanma. Halbuki en temel ayrım noktası minimal acting dediğimiz olay. Göz. Evet. Yani gözle oyun verebilecek kıvama geldiğin zaman evet kamera önü oyuncusu için ideal bir boyuttasın. Evet. Aslında benim hani kastettiğim tabii farklılıkları ortaya koydunuz ama öncelikle oyunculuğun amacının bilinmesi Hı-hı. açısından hani tiyatronun böyle bir amaç verebileceğini sadece meşhur olmak adına ya da sadece o psikolojide kalmak sonradan o çöküntüyü yaşamamak adına bir hedef hem çocukta ya da bütün oyuncular için gerçekten bir şeyi hani iyi bir oyuncu olmak mı yoksa bu işten çok para kazanalım mantığı mı onu ayırmak için sormuştum. Yani bir insanın temelde hani istekleri anne babasının istekleri yani çocuk oyuncu ya da büyük oyuncular için de geçerli bu. Para değil mi endeksli oluyor. Parayı hedefliyor. Yani kamera önü oyunculuk dediğimiz şeyin bir ticari evet. değeri var. Evet, hani. Yani kamera kelimesi işin içine girdiği zaman zaten evet. ticari bir değeri olduğu için ister istemez sen de ticari kaygılarla o alanı tercih ediyorsun. Evet ve para için şimdi herkes her şeye katlanıyor bir şekilde. Yani anne babalar para için birazcık hani değil mi zorlayabiliyorlar çocukları ya da insanlar para için yani kendi haklarını bile örtbas edebiliyorlar. Biz bunu ayırmak için yani oyuncu olmak bir meslek olarak kanun kabul ettiği gibi ayrı bir şeydir. Sadece para kazanmak hedef olunca farklı bir yöne gidiyor değil mi? Bu noktadaki ayrımı ve psikolojik desteği ailelere işte insanlara ya da bütün oyunculara bununla ilgili herkesin kendisi mi yapması gerekiyor bu eğitimi? Hani nasıl bir şekilde aşalım bunu? Bana mı attın topu? Yani şöyle söyleyeyim. Bu konuya yönelik özellikle evet. tabii ilk başta ebeveynler, aileler ve yetişkin oyuncuların kendilerini eğitmeleri gerekiyor. Evet. Yani ilk etapta ya işte benim çalışma koşullarım böyle deyip yönetmen ekibine, prodüksiyon şirketine topu atmak çok da açıkçası biraz da kendine yalan söylemek gibi oluyor. Evet. Yani ilk önce kendine eğitmen gerekiyor. Bu noktada da açıkçası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Oyuncular Sendikası 2011 yılından beri çalışıyor. Bir sürü yönetmelik, taslak metinler hazırlandı. Evet. Resmi gazetede yayınlandı 2016 yılında. Tabii şunu da sormak lazım. Bu kadar çalışma yapıldı ama kim biliyor bunu? Kimler farkında bunların yani? Evet. Dolayısıyla kesinlikle önce çocuk oyuncuların ebeveynleri bu değişen koşulların 2011'deki koşullar neydi? Evet. 2016'ya kadar nasıl bir iyileştirme oldu? Benim haklarımda artı olacak, bana artı katkı olacak ne oldu? Ne değişti? Bunları bilmeleri gerekiyor. Ha nasıl bilecekler? Çok mu zor bu? Çok basit aslında. Evet. Yapacakları tek şey Oyuncular Sendikası'nı. Yani zaten bu konuda bir numaralı kurum. Yani bunları internet sitelerini takip edecekler. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sitesine bakacaklar ki daha geçenlerde 2016 yılında bu olay çıktıktan sonra yönetmelik tasarlandıktan resmi gazetede yayınlandıktan sonra 60 tane prodüksiyon şirketine ceza kesildi. Hani çocuk oyuncuların çalışma koşullarına yönelik gerekli düzenlemeler yapılmadığı için. Yönetmelik çıkmış, yönetmelik onlara ulaşmış. Buna rağmen. Ama buna rağmen yani yeni çıkmış bir de. Hani yeni çıkmasına rağmen herhangi bir şey yok. Düzenleme yok. Yani zaten bakanlık cezalandırma kısmında ilgileniyor prodüksiyon şirketleriyle. Ailenin kendisinin, ailenin ve oyuncuların
benim haklarım neyi bilmesi gerekiyor? Yani ben gidip prodüksiyon şirketi bana bunu böyle yaptı, ben dava açacağım. Bu kısımlarla uğraşmamaları gerekiyor. Evet. Önce kendilerinin bilinçli olması gerekiyor. Yani ben şunu söyleyeyim size mesela. Yarım kaşe diye bir şey vardır. Eğer set uzadığı takdirde özellikle reklamlarda, hani diyelim 8 saat için anlaşmışsındır. İdeal çalışma süresi 8 saati aşar. Evet. Çalışma süresi yarım kaşe diye bir şey vardır. Ertesi güne sarkar. Hop, ertesi güne sarktığı için bir günlük kaşenin yarısını teslim edersin. Bir çocuk oyuncuyla çalışırken ben dedim ki ya kusura bakmayın dedim, hani bugün yetiştiremeyeceğiz, yarına yarım kaşeyle anlaşırız, yaparız dedi. Kadının tepkisi şu: yarım kaşe ne dedi bana. Bilmiyorum, evet. Dedim gerçekten mi dedim, hani bilmiyorsunuz herhalde dedim. Hani hiç haberiniz yok mu dedim, hani bu kadar çalıştınız dedim. Yok ben bilmiyorum dedi. Ha dedim, bunu muhakkak öğrenin dedim, sizi şu zamana kadar yemişler o zaman dedim yani. Yani mesela bunun gibi bir örnek, bir sürü böyle örnek var. Hani aileleri suçlamak niyetinde değilim kesinlikle, ama biraz inisiyatifi bizim bizden ziyade ailelerin alması, kendilerini geliştirmeleri, kendilerini takip etmeleri gerekiyor bu süreçleri. Evet, herkesin kendi haklarını yani bilmesi gerekiyor, neyi yaptığını. Biraz ama burada ahlak ve etiklik devreye giriyor değil mi? Yani hı-hı, çünkü herkes bunu kendi haklarını suistimal de edebilir. Yani tabii haklarını elde etmek yerine onu zorlayıcı ya da baskı ya da başka şekilde kullanabilirdi değil mi? Mesleki ahlak gerekiyor. Hı-hı. Aslında yani her türlü herkesin sınırını bilmesi çok zor. Bunu tabii ki ayarlanması gerekiyor. Herkes kendi açısından bilse bile bunu kullanmaya kalkabilirler değil mi? Ya da oyuncular belli bir parayı anlaşıyorlar başında mesela diyelim. Hı-hı. Sonrasında ailesi farklı taleplerde bulunup zorlayabilir. Daima yaşanan. Değil mi? Öyle mi? Her zaman oluyor bu. Fix. Özellikle televizyon kanadında yaşanıyor. Bakıyor ki çocuk oyuncu diziyi taşımaya başlıyor. Evet. Otomatik olarak mesela ilk 15 dakika periyodu diye bir şey vardır, evet, dizilerde. İlk 15 dakikada özellikle kilit oyuncuları yerleştirirler. Evet. Başta kitlerler izleyiciyi. Hani izlensin ki devam etsin, evet, diye. Bakarlar mesela çocuk oyuncu diyelim işte izlenmeye başlıyor. Ama madem çok izleniyor, o zaman onu hop ilk 15 dakikaya koyarlar. Bu bile farkına varıldığı zaman otomatik olarak bilen bir aile gidip para talebinde bulunuyor, ekstradan bulunabiliyor. Bu çok ahlaklı bir şey değil ama değil mi? Etik bir durum değil. Yani normalde başlanılan yani başlanışla... Genelde şöyle olur. Böyle doğru TV bir şey kanadı değil için söylüyorum sadece. 13 bölüm barajı vardır. Evet. Yani 13 bölüm barajı için anlaşırsın. 13 bölümden sonra dizi devam edecekse önümüzdeki sezon için kaşede arttırma gidebilirsin. Bunda hiçbir sorun yok. Ama aynı anda ama olmaz. Öncesinde işte yok, evet, benim çocuğum izlendi de ilk 15 dakikada çok izleniyor vesaire, ben gidip para arttırayım, etik değil. Evet. Bu da büyük hukuki sorunlardan de değil, etikten birisi ziyade. İşte bu konuda biraz değil mi, hukuksal açıdan belki haklar açısından herkesin yerini bilmesi önemli. Kaan, senin böyle bir durumun oldu mu? Yani daha iyi olduğun zamanlar için ekstra bir talep ettin mi? Açıkça söyleyebilirsin. Açıkçası biz öyle bulunmadık yani, öyle bir talep. Yani biz de bunu beklemiyorduk zaten. Ama en azından insanın böyle bir isteği ve talebi oluyor mu? Yani bir sonrakinde daha çok para isterim gibi. Oluyor mu? Yoksa bunu belirleyen sen değil misin yine? Yani ben oyunculukta kazandığım paraları zaten yemek için değil, üniversitede kullanabilmek için biriktiriyorum. Evet. Hı-hı. Yani o yüzden ekstra talebinde bulunursam da yani o film veya dizi bittikten sonraki şeyde yeni bir projede. Evet, daha ahlaklı en azından değil mi? Aynı. Çözmüş. Aslında tabii böyle bir en azından bir süreci yaşayan birisinin nereye gelebileceğini, oyuncu olmak isteyen gerçekten bunu kendine koyuyor. Bir ahlakı olması gerekiyor değil mi? Bir etik, mesleki ahlak yani duruş sergilemesi gerekiyor ki tercih bence yine de buna göre yapılıyor gibi geliyor. Ama tabii yine piyasa filmleri için bir şey diyemeyeceğim. Hani yani herkesin tercihi, herkes demek ki bunu yaşamak için tercih edebiliyorlar. Belki zorlayıcı oyuncuları. Yönetmenlerin böyle bir tercihi var ama değil mi? Oyuncu neye seçerken yönelik? Bu bizi zorlar falan diye senin de bildiğin gibi. Evet, aslında hiç isim vermek istemiyorum, vermeyeceğim ama öncesinde de bahsi geçmişti. Evet. Ben kendi yolumu söyleyeyim hani genel, evet, olarak olmasın da tercih sebebi, ben bugün programın içeriğinde bilhassa hep ailelerin bilinçli olmasından bahsettik. Ben de yola çıkmak istediğim oyuncudan önce ilk önce ailesini tanıyorum. Yani arada ne menajer oluyor, ne kast direktörü ya da ne de kast ajansı oluyor. Hani
iş bazlı diyorum ki şu projem var gel konuşalım değil. Sadece tanışmak istiyorum. Hani aileyi tanımak istiyorum. Kimi zaman çocuk yanlarında oluyor, kimi zaman olmuyor. Hani ailenin profili zaten çocuğa sirayet ediyor. Anlıyorsun hani ne gibi olabileceğini. Daha sonrasındaki safhada çocukla görüşüyorum. Birebir de görüşüyorum vesaire. Ben de her zaman son aşama kas direktörü ve menajer oluyor. Yani kurumsal bir bağ değil de biraz daha çocuğun duygularını, hayata dair duruşunu, aileyle ikili ilişkisini çözdükten sonra ben aslında karar veriyorum. Yani benim için birinci öncül vay be çok yetenekli yahu hemen alayım olmuyor. Ben biraz daha ikili insan ilişkilerine, hitabetine, duygusal hassasiyetine, aile ilişkilerine bakarak tercihte bulunuyorum. Heh, genelde ne oluyor? Türk yönetmen profili de şu şekilde oluyor. Misal senin bir komedi filmin var, sinema filmi ve çocuk oyuncuya ihtiyacın var ki şu anda olmazsa olmazlar. Şöyledir Türk yönetmen profilinde, belli başlı kast ajansları vardır, 2-3 tane domine eden, hani zaten bilen biliyor. Ya direkt oraya gidersin, oyuncunun çünkü orada olduğunu bilirsin, bana şunları 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 ver dersin. Evet. İrtibat numaraların varsa da hiç uğraşmazsın, işte bilmem ne, hop ben bunu istiyorum dersin, direkt onu alırsın. Ve yönetmenlerdeki temel anlayış, biraz da ticari filmler için söylüyorum, ticari kaygı güttüğün için yüzü kimin çok para ediyor. Yani evet. Aslında yeteneğinden vesaire yine birinci öncül değil orada. Evet. Ya Meltem Cumbul'un çok güzel bir sözü vardı, bu Oyuncular Sendikası'yla verdiği bir konferansta. Diyor ki biz diyor gerçekten diyor yeteneksizlere yetenek atfedip diyor yeteneklilere de yeteneksiz diyoruz diyor. Hani bu şeyde hem çocuk oyuncular için söylüyor hem oyuncular için söylüyor. Dolayısıyla aslında biz de evet birçoğunu aslında tenzih ediyorum ama ticari filmlerde yeteneksizlere yetenek atfedip sadece ticari kaygılarla oyuncu tercihinde bulunuyor. Büyük bir çoğunluk yönetmen olarak söyleyebilirim. En son ben bunu hep söylemişimdir. Kaan'a da söylüyorum aramızda. En son kim komedide iyi iş çıkardıysa hop onu al tekrar işin içine at. Dramda kim ağlatıyorsa hop dramdakini al işin içine atla işin içinden sıyrılıyorlar açıkçası. Evet. Bu da tabii ki herkesin kendi tercihine kalıyor ama tabii kanunlarla bunların belirlenmesi en azından hakların ya da tercihlerin nereye doğru gideceğini en azından belirlenmesi yine de bir koruyucu değil mi? Bir vesile. Kaan şimdi sen yeni hedeflerinde önündeki projelerde hayatını kurgularken, düşünürken, plan yaparken bunun üzerine oyunculuğuna destek vererek mi devam edeceksin? Nasıl olacak? Yani hayatını bir sonraki mesela oyunculuğunu eğitimine devam ederek ona mı destek vererek devam ediyorsun? Şimdi bir yerde birleşmesi gerekiyor değil mi? Eğitimle senin meslek hayatının bir araya gelmesi gerekiyor. Bununla ilgili planın ne? Son olarak onu sorayım. Şu an okulum olduğu için zaten bir yandan okul, bir yandan sinema. Ben şu an benim yaşımdan geri önce kamera önü eğitim almak istiyorum işte. Evet. Önce eğitimimi alacağım. Ondan sonra üniversitede konservatuvar düşünüyorum. Umarım. Evet. Yaparsın. İşte bu kamera önü eğitimi bitince, konservatuvarı da bitirince yani projelere bakacağım. Yani ben oyuncu olacağıma inanıyorum. Evet. Zaten bunu yaptığın için hani biz de bunu görüyoruz. İnşallah bu noktada devam eder. Ve güzel şeyler çıkabileceğine inanıyorum. Çünkü bir oyuncunun kendi oyuncu ahlakını oluşturması gerekiyor. Kendi kişilik çizgisinde, hayatında. Bunun için güzel kapıların olacağını düşünüyorum. Çünkü tercih edilirken ne kadar piyasa insanı tercih edilse bile yine de son olarak yenilecek kısım ahlaklı ve gerçekten mesleğine saygısı olan, kendi işine saygısı olan insanlar. Yönetmen olarak da belki tercihler bu yönde olur diye ümit ediyorum. Ya ben o konuda hassasiyet gösteriyorum. Kaan evet. Da bilinçli mesela evet. Yani o konuda bir hassasiyeti var. Mesela oyunculuk konusunda da biz bunu konuşmuştuk öncesinde. Hep aynı tip projelerde yer alma düşüncesinde evet. Değil. Yani dolayısıyla bilinçli bir yönetmen, bilinçli bir oyuncu ve sektördeki koşulları, çalışma koşullarını bilen bir aile olduğu zaman aslında bu üç kişi
muhteşem bir filmi ortaya çıkarması için yeterli, artar bile bence. Evet, artık tabii Kaan çocuk oyuncu değil. Bu kaç yaşında olduğu için, değil mi? Kaç yaşından sonra çocuk oyuncu ve son olarak da bunu söyleyip bitirelim. Tabii ki temel ayrım noktalarından bir tanesi. Şimdi bu özellikle son yapılan değişikliğe göre 2016'daki yönetmelik doğrultusunda 15 yaş ve 18 yaş arasındaki çocuklara, pardon 18 yaş arasındakilere genç işçi ya da genç oyuncu ismi veriliyor. Evet. 15 yaşının altındakilere de çocuk oyuncu ya da çocuk işçi diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum tekrar bu konuyu da ele aldığınız için ve bana da getirdiğiniz için. Öncelikle samimi de itiraflar ve samimi konuşmalar da olduğu için. Yeni film karelerinde ve yeni sinemalarda, yeni senaryolarda, yeni projelerde birlikte bunları paylaşmak ve anlatmak üzere, görüşmek üzere Film Karesine Sığmayanlardan veda ediyoruz. Hoşçakalın.